Üstün ses. Kaç olacak? Auz billahi mineşşeytanirracim. Ayın 30'u. 5 Mayıs'ta yapmışız. 5 Mayıs mı? Allah Allah. Evet. Bir ay geçmiş ha? İki. Bir ay mı geçmiş? 2 ay oldu. 2 ay yani. 2 ay mı? 2 ay, tabii. 2 ay oldu. 2 aydır bu duruyor. Ramazan girdi ya. Yani 2 ay ara vermişiz öyle evet. mi? Evet. Allah bizi affedersin. Amin. Yani bende bir şeylik olmadı da. Çünkü aynı dersler her yerde. Mesela Hollanda kampı, Almanya. Kampın en son yapmıştı 2. Şeyde. Tahakkul 3 olacak abi. Tahakkul 3 mü? Yani 76'yı tahakkul yapmıştık. 77 hayarse. Tahakkul 3 mü? Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yani artık bu dersleri dershanelere indirmeye başladık. Yani mesela Sultanbeyli'nde yaptım. Sultanbeyli'nde Tepecik'te yaptık. Tepecik'te 2 tane. Geçen işte Perşembe günü şey yaptık tahtada. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben, ene. Bu ene de birisi almış. Ben olan benden de arkaya bir şey yok. Yokun yoku varmış. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Onu yaptık. Yani ene emanet verilmiş ya, yok olan, yok olan, yok olan yok. Şey, ene, yok olan varlık, benlik. Yani eneyi birisi emanet aldı ya arkadaşlar. Üç tane yapı bundan çekilmiş. Tesadüf yok. Bir, sadece şöyle geçiyor. Gökler, gök, sonra zemin, sonra dağların emaneti almaktan çekindiği. Tamam mı? Üç tane şey. Gök külliyatta ne demektir? Yani külliyatta der ki, Kur'an teklif ettik diyor. Göklere. Kim var ki orada? Göklerde kim var? Anladık mı yani bu şeyi? Cümleyi tam okuyayım da. Zannediyor ki ben kafadan söylüyorum. Peki. Ruhani. Onu hemen şey yapayım. 31. söz. 30. söz. Gök, zemin, dağ tahammülüne çekindiği ve korktuğu. Olmayan bir şey korkar mı? Çekinir mi? Çekiniyor ve korkuyor. Ondan sonra tamam olsun. Mesela bir daha. Gök, zemin, dağ bunlar tabirdir. Kur'an'da tabirdir. Risale'nin kendisi şey yapmadı. İnne aradna emanete ala semavati vel arz vel cibale fen beyne en yahmilneha ve eşfekna minahem ve hamalehel insan hamal yani hamal inne kâne zalûman cehûla yani gök, zemin, dağ tamam gökleri bilmiyoruz o kadar da kim var zemini biliyoruz. Onu da bilemedim. Büyük ihatası zor ya zemin. Dağ ama. Bunlar tahammülünden çekiniyormuş. Korkuyormuş. Emanet iti almaktan. Demek ki alabilir bir yapısı var. Tahammülden çekiniyor, korkuyor. Yani Allah mantıksız tövbe bir şey söyler mi? Tövbe. Yani kaldıramayacağı bir şeye kaldır diye teklif etmez.
bu masaya teklif etmez. Teklif edilen var. Melaike ya, olabilir mi? Onlara şey mümessile şey olanlar. Melaikelere teklif ettik derdi. Melaikeler duruyor Allah'ın emrinde. Meleklere teklif ettik. Melekleri söylüyor zaten. İtiraz etti diyor şartıcazlar. Şeytanın diyor, şeyi diyor, küfrü sirayet etti diyor. Bu tabirler, şimdi ben hemen oradan başlayacağım. Onu şey yaptık. Külliyat, yani Kur'an'da gök nedir? Neyin dışa vuruşudur? Zemin, hatırlarsınız, zeminin şeyde hatırlarsınız. Üç tevhid-i rububiyet var. Birinci sözde değil mi? Yani hatırlar mısınız? Üç tane arz siması. Arz siması. İnsan siması. İnsan siması. Bir de kainat. Kainat siması. Hani besmeleyi kaldıramıyor. Gösteremiyor. Yani kaldıramıyor ama gözüküyor. Onda ortaya çıkıyor. Yani besmelenin vücudu haricileri. Tamam. Kainat ama şeceri hilkat değil. Şimdi küllata böyle baktığınızda hani birinci sözü bitirmiştik. Kainatla şeceri hikat farklı şey. Şimdi ben şey yapacağım böyle de böyle şunu çevireyim. Gök küllatta nedir? Yani küllatta dediğim baktım ki Kur'an'da zaten bu teklif yapmış. Ala semavati vel arz. Tamam. Teklif ettik diyor. Allah sonra şeyi sordu. Şöyle bir kalk geçeyim mi? Acaba orada kilitlemiş mi birisi? He. Ötekisine bak, ötekisine bak. Yok. He. Kilitsiz. Peki, bu kilitlenmiş mi? Çok mu yaklaştırmışız bunu? Evet. Tamam, şöyle bir yapalım abi, bir çevirelim. Ha, dönmez mi? Dönün. Getir abi, getir bu tarafa doğru. Getir. Ha, bunu çevireceğim de. Biraz şöyle yap, şöyle biraz daha. Ha, şimdi gitti bu tarafa. Şimdi bu tarafa gelsin. Çarpmasın duvara. Tamam. Şimdi eyvallah, tamam. Allah inşallah büyük bir yer verirse o zaman kuvvetimiz azalır. Ama gene versin. Ufak yer birbirimizi sirayet daha açık güzel olur. Peki, şey. Gök. Zemin, dağ. Bu korkuyormuş, tahammül edemiyormuş. Bir kere buna teklif ettiğine göre Allah teklif uygundur. Neyi? Ene. Ene neydi? Her şeyi sahiplenen. Benim gömleğim. Bak ne diyor? Bazı şeyler hemen denmez. Olmuyor zaten. Alt üst olur bana. Şu emanetin mutadit vücudundan bir ferdi bir acı enedir. Ene. Zaman Adem'den şimdiye kadar alem insaniyette dalgalar ama meçhul kalmış. Bu emaneti alemler bir Kur'an demişler. İki insanlık demişler. Üç kainat demişler, emanet verilmiş. Çok az batıncılar ene diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlardandır. Hı? Şimdi arkadaşlar, bu ene, bu külliyata gök, şöyle şeye gidin, oradan simge olsun diye, ezber olmasın. Okyanustayız. Gök var abi. Başka bir şey yok değil mi doktor? Sahili yok. Dibi yok. Başka bir şey kalmadı değil mi? Gök yukarısı. Burası zemin. Burası derin. Böyle. Tamam. Şimdi külliyatta şey, da dima denilir. Her peygamberin mağarası var. Dima. Zemin için küre arz
Kabe, kalp, arş aynıdır. Kalp. Gökler. Gökleri yukarı ruhu simgeliyor. Ruh. Yani ruhta kullandığı şeylerde ruh. Ruh teklif etmiş yeneği, o da alamamış. Tamam mı? Alamamış. Ruh da alamamış. Ne yapmış bunlar? Bunlar çekilmişler. Enneyi almaktan bir, iki, korkmuş, tahammül edememişler. Tahammül edememişler. Ve korkmuşlar. Edememişler. Korkmuşlar. Korkmuş. Ne acayip bir şeymiş ki bu hani? Kimse almak istemiyor bunu. Sorumluluk almak istemiyor. Alınca sana bir şey yüklüyor demek ki. Çünkü o bir şeyi tanımlanarak geldiği için seni tanımlıyor. Seninle de tanımlanacak. Tanımlıyor, tanımlanıyor, seni tanımlayacaksın. O ene. Ene elmi almaktan korkmuşlar. Allah mı teklif etmiş buna Osman? Bunları etmiş mi? Etmiş. Demek ki bizim bildiğimiz dağ değil ya. Ene semavat ayet ya. Semavat vel arza vesaire. Yani vel cibal. Cibal dağ. Allah teklif ettiğine göre edilecek bir şeymiş yani. Şimdi seni Yusuf'u getir bu derse. Bu dersi muhatap al. Olur mu? Teklif edilmez. Gel oğlum bu dersi dinle. Ha demek ki Allah bu teklif etmişse uygundur. Herkesi alıyor muyuz? Vakıf da yoksa almıyoruz biliyor musunuz? O kadar zorlama var ki. Her cemaatta vakıf gelmek istiyor bu derse. Yerimiz ufak. Hem de başka bahanemiz müsait değil. Çünkü bu dersler vakıf olmak, şey olmak değil bu. Başka bir gönül işi bu. Yani bu dersler var ya bu, şu dersler, haritalı, enfusiler. Enfusi değil sırf, haritaya dönüşme. Bu başka bir şey yani diye. Niye söyledim buraya geçtim? Yani teklif edildiğine göre, Allah bunu teklif ettiğine göre, muhatap, şimdi bu ene, bu ne eneyi de birisi almış. Son nokta buydu bizde. Ene. Son nokta buydu. Şimdiye kadar. Ya kim? Biz öyle biliyorduk. Bunlar almamış. Kim almış? Kimse almış. Kim var ki? Almış orada. Orada da gizli yok. Ruh almamış yani. Kalp almamış. Dima da almamış. Bunların cemi insandır. Kim bu adamlar? Bu adamlar kim? Şöyle bir şey yapalım. Sırf bunu duysak var ya. Vallahi. Zalimlik ve cehaletin beraber olduğu kimse. Kim o? Adem. He? Adem. Adem olan Adem. De bakalım kim? Zeminsiz zemin. Şimdi takkesiz de takke. Mahiyeti zatiye. Şunatı zatiye. Sıfatı zatiye, sıfatı subuti ikisini cem edeyim. Sıfatlar deyin. Sıfatlar. Esma-i fiiliye, esma-i zatiye, esma-i hüsnalarına cemine. Esma-i hüsnalar deyin. Tamam abi. Gel cemi. Bu var iken, elan da öyledir. Hiçbir şey yoktu. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Siz buna iyi şey yapın. Şurayı, tabiri. Bu alem-i şehadeti yarattıktan sonra bu tasnifler bizim için yapılmış. Aslında hepsi tek hakikattır. Yani Allah'ın esması
varlığın cil ve cemanlaki sanat diye onların kaynağı. Aslında hepsi tek hakikattır. Anlamak için bize demiş. Bu Allah'lık hakikati. Ama bizim Allah hakkındaki bilgimiz var ya şu anda konuştuğumuz. Bu Esma-i Hüsna'daki Allah var ya, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ondadır. Daha sıfattaki Allah yok bizde daha. Esma'daki Allah'tan konuşuyoruz. Buraları bilmiyoruz zaten. Ama haberimiz var. Ama bilmiyoruz. Mesela şunat-ı zatiyenin bizdeki karşılıkları var. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i menezzehi vesaire. Tamam. Bu var ya. Şimdi bu var iken hiçbir şey yoktu. Sonra ne yaptı? Şunu yarattı. O yaratıldı mı abi? Yaratılmadı da taayyün etti. Taayyün ve teşahhus. Dokuzuncu sefer. Şu anlara göre konuşalım. Bunu da şu atışı yapalım ki hem de manasına uygun. Ene bu. Eneler, eneler. Şurada eneler. Herkesin enesi burada. Ama başka şeyler de var. Ağacın dalı bu da var, sırf meyve yok ki. Yani çekirdekte dal var, yaprak var. Cemine, cem olunca mecul. Cemi olduğu için, her şey olduğu için. Bu aynı zamanda her şeyin kaynağı üçü aynıydı. Kur'an, şeceri hilkat, insan. İnsandaki karşılığı da Nur-u Muhammedi. İnsandaki karşılığı ene, kainattaki veya şeceri hilkatteki karşılığı Nur-u Muhammedi değil mi? Nur-u Muhammed işte. Şeceri kat, yani insandaki karşılığı derse gene demek lazım mecunun. He işte mecun, yani herkesteki o bene, mecunun bizdeki karşılığı. Mecun bizde ene olarak gözüküyor. Tamam. Mecun nedir? Şeceri hilkat, cemidir. O ben derken zaten hepsini toplayarak, yani üniversite diploması gibi, ilkokul diploması da var içinde, lisede var. Ene deyince bunları kastediyorsun. Evet. Nur-u Muhammedi'yi kastediyorsun. Buraya kadar tamam mıyız? Şunun içini doldurayım. Önemli olduğu için. Burası Arş-ı Azam. Burası Lef-i Mahfuz. Fuz. Burası Arş. Burası Kürs. Buraya da yeter, daha şey yapmayalım. Alemi şehadet. Şimdi bu Ene ile Esma-i Hüsna arasında bir şey var mı abi? Yani ilk zuhurat bununla olmuş. Yani ille ne ile buraya yakın oldu diye değil. Yok, ene ile Esma-i Hüsna arasında bir şey var mı? Yok yok. Şu olmadığını şimdi göreceğiz. Şimdi bu Allah'lık hakikati olduğu için şuna şöyle diyelim. Daha iyi olsun. Kürsün altına çizgi çekmezsek iki tarafta dörtlü oluyor Hasan abi. Böyle bir hikmet olabilir mi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kürsün altına çizgi. Kürsün seçti. Buna da gelecek. Bu vacib-ül vücut. Zat-ı vacib-i vücut mu, vacib-i vücut mu abi? Zat. Hadi o. Zat-ı vacib-ül vücut. Doğru. Yoksa şeyden aşağı olacak. Şunattan aşağı. Kalkasın. Evet. Zat-ı vacib-ül vücut. Vacib-ül vücut deyince buradan aşağı oluyor. Şurası şeceri hilkat mı abiler? Eksiğimi şey yapın. Hilkat.
Şimdi bu bize ne oluşturuyor? Şu cilve, cemal, nakış ve sanat olarak kendini gösteriyor. Şu istidat ve kabiliyetlerimiz oluşturuyor. Ruhumuzu oluşturuyor. Şunat-ı zatiye, latifelerimizi, yani şefkat-i mukaddesi, muhabbet-i münezzehe, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddeseler. Gelelim buraya. Buraya kadar şunlar. Tamam. Şunlar. Dikkat ederseniz benim cilve cemallar şimdi esmalar. Benim kalp yani bu. Kalp. Yani istidat ve kabiliyetler yazılım ya. Hı hı. Harita, rüsname, takvim diyor ya bu 146 mesleğinde. Kalp yani bu. Bu da ruh. Cilve cemal. Nakış sanat yerine bizdeki karşılık şekliyle yani duygular mesela mı diyeceğiz? Yani şey duygular, cilve cemal nakış var ya mesela sen. Duygular der, hissiyatlar der. Yani cemi ne dersen artık. Suret diyorduk zaten işte. Suret işte ortaya çıkanlar her şey. Yani ruh, kalp şey gibi bizdeki karşılığı şekliyle. Tabii yani bunun içine giriyor zaten. Mesela cilve, cemal, nakış, sanat mesela duygular, duygulara zaten sanat böyle nakşi sanat etmiş diyor. 32. sözde esmaları anlatırken işte bir hasna ile bir çiçek diyor. Duygular olarak kendisini gösterdi diyor. Orada zaten açık söylüyor. Duyguların, hislerin bir güzel kadınla bir de çiçeği şey yapıyor. Hatırlarsanız orada duygularla donattı diyor. Şu esma şu duygu yaptı diyor. Yani duygular, hisler vesaire. Yazayım onları. Yok yukarıda. Tamam. Şimdi buraya kadar emaneti hiçbirisi almamış. Bunları almamış. Hiçbirisi de ene değil bu. Benim ruhum diyen hala birisi arkada. Peki. Bu bizdeki karşılığı nedir? Hadis-i Kutsi'de geçiyor ki bir mana. İnsan benim sırrımdır. Bunu 11. sözde geçiyor ve bir de şey Mesnevi'nin en sonunda la tefekkürü zatihi. Zatımı tefekkür etmeyin. Olmaz. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın bu bizi en iyi alan bu. Bu yok zaten. Yok yani. Bu zaten yok. Ene. Yokun yoku. Ruh nedir? Yokun varlığı. Bu nedir? Yokun haritası. Bu yokun dışa vuruşu. Mülk tarafı. Bu yokun yoku. Ene yoktur zaten. İçtiğini bil diyor. Yani
Peki buraya taayyum ve teşahhus etmiş ya. O taayyum ve teşahhus etmiş. O sistem enede etmiş. O bizde var. İşte mutlak hürriyet, Allah'ın iradesi, taayyum ve teşahhus ne demek 9. sayfa şuarlarda? Allah'ın subuti sıfatını düşün. Kudreti, ilmi, hayatı, iradesi, orada taayyum ve teşahhus etmiş. Bak burayı mutlaka toparlamanızı istiyorum. Yani Allah'ın subuti sıfatına bahsediyorum. Sem, basar, kudret, hayat, ilim, irade, kelam. İrade var mı? İrade taayyum ve teşahhus etmiş. Taayyum ve teşahhus etmişse sendeki elde gözüken irade senin değil, değil de değil. Taayyum ve teşahhus etmiş. İşte taayyum ve teşahhus etmiş irade mutlak hürriyet oradan geliyor. Kader böyle çözülüyor. Çünkü senin değil, değil de değil. Aynadaki güneş, güneş değil ama değil de değil. İşte ustad bunu kastederek cüz ihtiyamdan vazgeçti. Bu tarafı ihtiraklıdır. İrade nasıl mutlak hür olur? Yani Değer Hoca'nın sorduğu gibi, ustadın iki defa elini öpmüş de 21 defa hapiste yaptı. Dedi ki, Hasan kardeş dedi, alim yani, kitabı da var piyasada, fıkıh kitabı. Diyor ki, Allah yarattı mı kardeşim dedi iradeyi, Allah verdi mi? Ona karşı nasıl mutlak insan hür olur dedi. Bir şey var diyor burada ama tanımlayamıyoruz dedi. Sonra işte o zaman o yola çıkmıştık. Ene'de Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Nesi? Zatı ve subutu sıfatlar. Ruhta ise şunat-ı zatiye taayyum ve teşahhus ediyor. Peki Allah'ın subutu sıfatı, yani mesela vücut anlayışımız var ya, vücut neyin sıfatıydı? Zatı sıfat. Vücut, beka, vahdaniyet, tamam mı? Tekvin. Adem oradaydı Osman'ın. Peki Allah ene'de taayyum ve teşahhus ettiğine göre, iradede taayyum teşahhus etmiş hali, aynadaki güneş, hakiki güneşe göre neyse insanın iradesi Allah'a göre böyledir. İradesini kullandığını zanneden insanların, kafirlerde irade, yani hatmedilmiş vicdan, vicdaniyatı bitmiş insanın iradesi yoktur. Çünkü nereden çıkıyorsunuz? Biliyorsunuz bir vicdanın soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri çıkarsa en dış kabuğu ne vardı? İrade. Zihin, his, latife. Hatmedilmiş. Yani bu yok demektir. Müslümanlar bunu aktif, bu canlıdır demektir. Değil mi? Başka şey var mı? Nereden çıkartıyorsun mesela? Mesela zihin dimağdaki, taakkuldaki yapıyı oraya verince oradaki karşılığı zihin, tefekkürü malzeme de olur. Önce kafirde tefekkür yok, şey var, düşünce var. Şimdi bu bilmanı, insan benim sırrımdır, ben de insanın. İşte bu ene zaten yok. İçtiğini bilirsen var olursun. Yani şu ene mevhum bir rububiyet. Yani bildiğin zaman Allah'ın zatı ve subutu sıfatları sende taayyum ve teşahhus ediyor. Kafir mümin fark etmeden Allah'a iman et, istersen etme, esma seni taayyun ediyor zaten, ortaya çıkıyor cilve cemal nakış sana. Hani bu vücut onundur. Ama eni fark eden kişide Allah'ın zatı ve subuti sıfatları taayyun ve teşahhus ediyor. Vücut, ben varım diyebilmek o. Yani insanı böyle öldürüyor ya, hani iman, imanla bu ancak mümkün. Ben körsün, amasın, sağırsın, ne bileyim felçlisin, ne olursan ol. Ben varım diyebiliyorum. Bu halı var mı abi? Var ama varlığından farkında değil. Ben varım, varım diyebilmek işte o vücuda mazhar olmak. Yani Allah'ın zatı sıfatındaki vücut bizde enede tayin edince etme nispetinde şunu der Osman. Bir daha. Allah'ın zatı sıfatında vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun livadiz, var ya kıyam bir sefkiz. Oradaki vücudu, onun için sayıyorum. Oradaki vücudun sende enede taayyum ve teşabbus etmiş ise nasıl anlaşılır? Ben varım diyebilmenin daha büyük bir nimet olamayacağını, heyecanını yaşarsın. Ben varım ya. Varlık sahnesine çıkmak.
Bendeki benlik yine senden. Onu dettireymiş yani. Ben varım, iman miman da değil bu. Yani imanın da arkasında bir şey yani. Çünkü niye? Biliyorsunuz kalbu kalbisi imkan ve vücub ortasında Allah ile kelamına öyletin görüşünce iman gaybadır. Gayb ortadan kaldığı için ama hala vücut vardır. Ben sen olmuyor yani. Üçüncü tekil şahıstan ikiye düşüyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. O alemlerin sahibi olan Rahman, Rahim'dir. Elhamdülillah. Havna hamd olsun. Kim ben sen o. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Er-Rahman Rahim. O Rahman. O ama. O. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Ben sen o. Ben sen oluyor. Şeyde abi ilginç olan işte enedani dediniz ya işte Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının işte tayin teşebbüs. Bir de enede başka bir şey var. Yani veyahut da enede var diyelim ay sıfat kusur noksan. Devreye girince mahiyeti zatiye şeye çıkıyor. O zaman çıkıyor yukarı. Yani pozitif aynadarlıkla yani cüz'i irade ilim sıfatlarla Cenab-ı Hakk'ın şeylerini anlayabiliyoruz. Diğer şuunat sıfat sonra. Seviyesini. Ama ay sıfat noksan kusur var bir de. Bu nedir biliyor musun? Ay sıfat noksan kusuru devrut etmek zaten sıfattaki zaten tekvinin aktif olması. Yani o başka bir hadir mahiyeti zaten. Daha bu sefer mahiyeti şu şey mahiyeti zatiye doğru gidiyor diyor. Yani az farklı noksan kusurunu deruhte etmek demek ne demektir? Bu neredeydi? Adem. Adem'in mutlak yok. Adem sıfır yoksa ilmi muhit var. Zatı sıfatta ne vardı? Tekvin. Tekvinde Adem mi vardı? Hayır. Başka şey de vardı ama Adem tekvinde. Ne? Az farklı noksan kusuru deruhte etme alemleri orada. İnsan bunu deruhte etti mi şey de oluyor. Zatı sıfatın tekvininde oluyor. Bu sefer şunat-ı zatiyeye hamlediyor. Ve dikkat ederseniz sıralamada tekvin en sondadır. Zat-ı sıfatta vücut, beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bir nefsi, ondan sonra vahdaniyet demiştik şuradadır. En sonda tekvindir. Az, fark, noksan, kusurunu devlet etmek zannediyor ki hiçliktir. Tekvinin ayna olmak içindir. İmanın arkasında. Çünkü iman olabilmesi için edenle edilenin varlığı lazım. Bunu sana bir yapan vücut şuurudur. Vücut. İnşallah bir vücuda çıkarız da vücut dersi olur. Bak vücut yapıyor bunu. Yani iman edilenle iman edenin bütünlüğü veya tayinü. O an bunu sana veren vücut. Vücuda mazar işte ben varım diye bir mesela köpek ben köpeğim dese köpek olduğumuzda kafayı yer. Şimdi insanlar niye eksikliğini bilmiyor? Bir rahmet ilahi düşün. İnsanlar eksikliğini bilseler gene insanlar kafayı yer. Yani kendisini mükemmel bilmesi de acayip bir kaderin sırrıdır. O mevhum eli, emanet verilenini. Evet mesela bilmiyorum dese bu adamlar ne yapar ya? Ha onun için gaflet de, tövbe estağfurullah kimse duymasın ama gaflet de günah yapabilmek, bunları bilmeyip de yaşayabilmenin biraz rahmeti yani. Gaflet de acayip de nimetsiz nimet. Siz günah yapamazsınız, yaparsınız ama zevk alamazsınız. Zevk alırsınız aramdan ama onlar gibi alamazsınız. Bitti o. Hiç şansınız yok. Günah yaparsınız, zevk de alırsınız. Aslında onlar gibi yapamam. Onlar gibi zevk alamazsın. Çünkü o vücut sırrı inkişaf etmiş sizde. Hasan abi, şimdi emanet verilmişim. O emaneti de ben teslim ettiğimde ortada kalan sadece aciz, fakir, noksan, kusuru kalıyor. Bu da bir cihetten de Adem dedik ya, yani vücudun zıttı olan biz ancak karşılığındaki Adem'iz yani karşı aynası olan Adem'imiz diyebiliriz. Evet. Bunun 11. sözde o hadisi kutsi var. Diyor ki ben alemlere sığmadım. Alemin içinde olana diyor bunu. Ama beni seven müminin kalbine sığdım. Bir daha söyleyeyim. Tesadüfen söylemedim. Alemin içindeki insana diyor ki ben aleme sığmadım. Senin sığdığın yere. Bak senin sığdığın yere ve senden büyük olana sığmadım ama sana sığdım.
Diyor ki, sen öyle bir şey var ki, vücutsuz vücut, mekansız mekan, kainat tam büyük ama büyük küçük olmayan. Var, var şey, yok varlık. Var olmayan varlık, yani yok varlık. Kainat Allah ne var? İlmi, irade, kudretiyle, sıfatlarıyla var, zatıyla insanda var. Zatıyla insanda nasıl olur? Ruh değildir. Ruh cihazdır diyor, hatırlarsınız. 27. sayfada sözlerde. Cihaz insanidir. Peki aç ve fark noksan kusurunu deruhte edin kimdir? Nedir işte? Ama o da emanet. O da emanetse hacar. Yok işte. O cahil olduğumuz nokta işte yani o zaman o da emanet. Peki inna kâne zalûman cehûlâ ama neydi? Velekat kenara beni Adem. Beni Adem böyle bir şey değildi. Peki ben ters anlıyorum dedim ya. Bu sıralara dizdiğim zaman emaneti niye almış? İnne kâne zalim acar. Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için almış. Abi aklıma bir soru geldi. Şimdi zat-ı vacibül vücudun tayin ve teşahhus etmesi. Şu arada dedim vacibül vücud ta teşahhus etmesine unutmayın. Zat-ı vacibül vücut olursa, işte sır. Yani zat-ı vacibül vücudun teşahhus etmesi, teayyum ve teşahhus etmesi, kendisi vacip olduğundan teayyum ve teşahhus etmesiyle o mevcudat, o varlığı acaba vacibiyet derecesine mi çıkarıyor? Vaciplik mi kazandırıyor? Yok. Nasıl anlamalıyız orayı? Yok. Zaten teayyum teşahhus eden vacip. O zaman tayin ve teşahhus etti. Yerde hakikatte yok, yerde mutlak yok. Şimdi. Bak şimdi, tayin ve teşahhus dediğin zaman enedesin abi. Diğerini hiçbir şey bilmiyoruz. Eneye vacibiyet mi kazandırıyor? Hayır. Yok. Nasıl? Cahil zaten işte. Ne diyor? Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. Herkese söylüyorum. Ama sen muhatabımsın. Bazı sırlarım var. Hanımına der misin? Demezsin. Çok çok özel sana ait değil mi? Onun hakkında bazı şeylerim var ama demezsin. Başka bilgilerini söylersin. Bazı bilgilerim var el merkeze. Sen kimseye demezsin. Sırf sen bilirsin. Biraz daha. Bazı bilgilerim var sen bile bilmezsin. Sen de. Bazı bilgilerim var sen dersin. Hanımına demezsin. Bazı bilgiler var hanımına da söylersin. Bazı bilgiler var, yakınlarına söylersin. Bazı bilgiler çevre dersin, o kadar. Ama bazı bilgiler var ki kimseye demezsin, değil mi? Ha. Allah da diyor ki, bak ben Allah, bu sır saklama, sır mertebeleri dediğin demediklerin var ya, ben de böyle, bende de var. Ben sen size zaten bu sıfatı, bu özelliği donanımı ben verdim. Bazılarını ki sen de dursun, bazılarını de, bazılarını deme. Ha. İşte dedin mi ama kafanı kırarım. Şunu dedi, bil ama bildir denmediği için Muhyiddin Arabi bildirmiş, tokat yemiş. Bil ama bildirme demiş, o bildirmiş. Şimdi Allah'ın da bir sırrı var, diyor ki herkesin bir sırrı var, benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Şimdi Allah sende nasıldır? Tanımlayamazsın sen, böyle ona sevgin, zevkin, şefkin. Allah'tan aldığın lezzeti mukaddese, Allah'a karşı böyle bir davran, Allah sana nasıl davranacağını sen bilirsin zaten. Öyle bilirsin, hissedersin şefkati mukaddesesini. Allah seni ne kadar sevdiğini bilirsin. Muhabbet işi çocuğuna, karına, kızına, oğluna, evladına, bebeğe değil. Muhabbet-i münezzeh, muhabbet varlığadır. Münezzeh ise zatadır. Muhabbet-i münezzehisiyle bilirsin Allah'ın seni ne kadar sevdiğini. Tamam. Şefkat varlığadır. Şefkat-ı mukaddese ise zatadır. Mesela Allah şefkat olur mu? Allah Allah. Allah'tan utanma olur mu? Ya Allah'tan utan derler ya. Her şeyi lezzetleniyorsun. Şundan bundan lezzet alıyorsun. Lezzetlerin kaynağı Allah lezzetli olmaz mı? Ya çok lezzetlidir o. Ama nasıl bir şey bilmiyoruz. Yani şefkati bize vermiş. Şefkat etti. Ona da ediyoruz işte böyle. Ya yani Allah ya. Yani ise bunlar hep senin sırrın. Tanımlayamazsın. Bu daha şeydeyiz. Şuunat-ı zatiye ruhtayız. Bunu mu?
İnsan benim sırrımdır. Allah'ın sırrını. Allah'ın sırrısın. Sırrın sırrı oluyor Allah. Allah'ın sırrı sensin. Allah nedir o zaman? Sırrın sırrıdır. Ama bizim okuduğumuz o sır değil ha bu. Dimağdaki sır var, birinci sır. Kalpteki, vicdandaki ikinci sır. Bu değil yani. Ve ruh neydi? Yokun varlığı. Ene nedir? Yok varlık. Yok da yok, vücuda şey. Bu ise ene değil, sırrın sırrı işte. Enenin. Ene zaten yoktu. Yokun yoku. Buradaki sıralamaya göre hani bil mana yazdığınız yerde ene olacak gibi yazdınız. Yani gelişe göre evet. Kalp, ruh, ene diye. Yani, ama şimdi onun enenin arkası şeklinde ifade ediyor. Tabii şu, aslında bu bizdeki, bu enedir aslında, tamam mı? Ene, yok. Yok ama artık istedim ki bu da çıksın, yok. Bunu gene bir şey diyoruz yani, adını koyduk, ene. Yok. Ama yani var da yok gene. Ama yok yok. Fakat daha arkasından bahsetmek istedim. Şöyle diyeyim. Enaniyet, gurur, kibir diye anlaşılıyor değil mi lügatta? Oysa ruzdamedir, takvimdir, hulasadır. Peki nedir? Ene batındır, enaniyet zahirdir. Mülk ve melekut. Bu, yani ben buraya ene yazılması lazım. Bu enedir. Bu enedir. Emaneti şey yapan, ver ver bana diyen, bu enedir. Ama daha arkasını şey yapmak istedim. Yani şey de ifade etmiştiniz galiba o Gafur abinin şeyinde de, eneyi alan da bir yer şey var. Evet. Eneyi alan da birisi de. Hani birisi demeyeyim de yani ama altta. Yer var, bir şey var. Bir şey var. Orası işte. Değil evet. Mi? Ha yani evet. Eneyi al. İstersen bunu sileyim, buraya ene yazayım de, buraya sırrın sırrı yazayım bunu. Yani orayı şöyle yazılabilir, okuyamız oraya eneyi alan yer. Ha öyle diyeyim. Tamam. Evet, siliyorum. Emaneti, tamam. Emaneti parantez içinde eneyi alan. Evet. Şimdi hamleden. Evet. Hamleden. Yani birisi de almış. Ha, öyle bu demiş. Ene, ha, emaneti. Ha, tamam öyle. Emaneti alan hamleden. Emaneti hamleden. Ene diyelim, ha, ene hamlede veya ene... Ene'yi silelim abi oradan bari hamleden diye. Ene. Olsun. Ene hamleden ene olsun diyelim, ene. O da doğru. O da doğru. Şimdi bir de... Bir de... Bir mana, bunu da istiyordum ben sak... İç alemimde şey ettim artık, diyordum bazı şeyler de var ama inşallah şeyi gelir diye. Bilman, buydu o bir tanesi. Bilmanı şu, insan, niye bilmanı? Tam aynı metin değil. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın bir de bu var. Yani bu var değil Tobe. Eneyi alan ya. Size de bildirip bildir denmediyse işte o kadar denmiş demek ki bu kadar. O zaman daha bu sefer şey yapmıyor. Öyle bir tokat yersin ki hani aramızdaki sırdı deyip Cenab-ı Hak şey yapmasın. Bir bu. Bu nasıl bir şey bilmiyoruz. Ama hepsi aynı kategoride. Ene de buradan çıkıyor. Yok varlık buradan çıkıyor. Veya kategorize aynı böyle de biliyoruz. Ama en iyi de ama ben oyum demiyor ya sana abi Osman. Ha? Ben oyum demiyor ya sana abi. Yani bilmiyorum bunu diyor. Buna cahilim diyor yani. Tabii. Bak yine demiyor. Şey de demiştiniz az önce o cümleyi bir daha hani evet. Bir daha anlaşılır. Vacibül vücut eneyi zaten vacibül vücut bilinmiyor gibi. Yani zaten evet. Vacibül vücuda bakan nokta ene demiştiniz. Evet.
Onu yazayım. Bak şimdi. Buradan aşağıya hepsinin cemi vacib bir vücut ve o bittiği yerde ene başlıyor. Burası vacib. Bunu şey yaparsan zat oluyor. Aslında bu manada var. Külliyata bazılar kardeş de bilir. Abi ya vacib vücut şuraya da diyor. Buraya hiçbir şey denmiyor. O doğru. Ama bu zat olduğu, mahiyet, yani zatın kaynağı olduğu için, mahiyeti zatiye, şu adı zat, yani zatın kaynağı bu. Olsun diye, o zaman zatı buraya şey yaptık. Ama var ya külliyatta bu. Vacibül vücut, zat-ı vacibül vücut ayrıdır. Mahiyeti zatiye kastediyor veya onun, mesela üniversite diplomasına bahsediyor ama ortaokul diploması da var şimdi. Vacibül vücut deyince mahiyeti zatiye kastedilmiyor, şu anattan aşağı kastediliyor. Yani kainat deyince arştan aşağıya, değil mi? Arş simasında, kainat simasında, insan simasında. Arştan aşağıya. Ama şecere-i hilkat deyince burası. İstersen şunu da yazayım, istersen değil. Şunu yazmamız lazımdı zaten. Şöyle. Şöyle de bakılabilir mi abi? Tayin ve teşahhüs edilen yer enenin nur tarafı, hamileden yer mana tarafı. Evet, niçin buna girdik arkadaşlar? Yani bir uzun bir ayrılıktan sonra bir egzersiz olsun diye. Bunu kasten seçtim, böyle başlayacağız diye. Daha derse başlamadık ve saatten sayılmıyor bu. Biz hiç arşist havayı konuşmuyoruz. Yok. Bu sayılmıyor mu Mehmet kardeş? Olsun. Varın yoku. Siz yok varlıksınız. Allah vahidiyetiyle de görülür mü abi acaba? Yok. Sor sor. Sırrın, işte sırrın, işte mahiyet zahiye, ya zatiyeye bakma. İş oraya gider mi acaba? Orada artık evde de zaten yok oluyorsun, evde de yok. Yani mesela geri gideyim, çıkartayım mı ben? Gömleği çıkart, atleti çıkart, vücudu çıkart, hayatı çıkart. Akıl giydirilmiş ya. Bu elbise ya, ben işte tesadüfen söylemiyorum. Akıl giydirilmiş, çıkart. Çıkart. Ondan sonra ruh giydirilmiş, çıkart ya. İnsanın en değerli malı ruhudur diyormuş Hasan abi. Mal diyormuş ya. Mal diyor, evet. İnsanın en değerli malı ruhudur. Ruhunu niye kirletti? Çıkar kardeşim. Kim kaldı? Kim? Şu bu manada ne demek? Çıkartılamaya. Artık arkasına geçilemeye. Benim gömleğim deyince arkasına geçtin. Benim atletim deyince arkasına geçtin. Benim ruhum deyince ruhun arkasına geçince arkasına geçilen her şey mahluktur. Geçilemeyen nedir? Benim ben diyemezsin. Allah Kur'an'da bunu da kullanıyor enesini. O da ene kullanıyor. En Allah, ben Allah'ım diyor. Ayet bu parçası. Musa Aleyhisselam sordu. Kullarını ya Rabbi seni soruyor. Kimsin? Rabbin kim? De ki diyor. Ben en Allah, ben Allah'ım de diyor. Ben Allah'ım ya Musa. Öyle söyle diyor. Yani arkasına geçilemeyen veya eneni tarif ediyorum başka. Artık bırakılamayan. Yani gömleği bıraktım. Atleti bıraktım, vücudu bıraktım, hayatı bıraktım, aklı bıraktım, tesadüfe saymıyorum bunu. Ruhu da bıraktım, bırakamayacağım bir şey. O ben, o benim, o enedir. Bu emaneti alan. Yani ene. Tamam mı? Onu alan ben olan ben, emaneti aldığı için ene olmuştur. Emanet ene. Ama artık herhalde vakti gelmiştir. Bunun da bir, artık insan benim sırrımdır, ben de insanın vacib-ül vücut da insan arasında artık şeyim yok diyor mesela. Fersahım yok yani. Öyle. Belirleniş. Neyse o, gelmişti gitti, yok etti.
Benden bana istemedi şimdi. O çok güzel tam ifade olacak. Benden bana ben gitmek diyor ya abi. Evet. Ene'den sırra mı gidiyor? Ne konuşursanız kim nerede ne yazıyorsa külliyatta hep Ene'dir. Ondan arkası yoktur. Bu yok kabul ettim o dersi. Yani bırakılamayan, arkasına geçilemeyen, terk edilemeyen yersiz yer Ene'dir. Emaneti alanda budur. Mülk tarafı enaniyettir. Takvimdir, rüznamedir, hulasadır, elmüzeştir vesaire. Çekirdektir, haritadır. Bu enaniyet. Bu Ene bu. Ama bu insanla benim aramda mabeyn yoktur denilen bu Ene'nin daha şey. Hamuru cehalet ve zalimlik midir? Hamuru değil ya. Bu makamda olan biri veya bunu fark eden biri tasarruf etkisine sahip oluyor mu yani? Tasarruf etkisine sıfatını şey yapabilir mi abi? Evet. Kaderi değiştirme. Şöyle yapıyor, ölüyü diriltiyor. Allah'ın izniyle, Geylani ölüyü diriltti. Ondan sonra Allah Resulü parmağından su aktı. Kainata tasarruf etkisi oluyor. Yani gidiyorlar, gidip geliyorlar, miraç yapıyorlar. Burayı orada, orasıyla burası. Ben zannetmiyorum tefrik edebilsinler. Bazen de karıştırıyorlardır. Yani aynı şeyi yaşıyorlar. Dört mevsimi bir anda. Mesela insan nedir? Dört mevsimi yaşıyor. Yani dört mevsim nedir biliyor musunuz? Dört mevsim soğuk, sıcak, ilkbahar, sonbahar değil yani. Toprak, ateş, su, nur, hava. Dört mevsimi, dört haleti, toprak haleti, onu dört arş diyor latif nüktelerde. Toprak, hıfz ve hayat arşı diyor. Tamam? Mesela arştır arş, toprak. Tamam? Mesela toprağa hıfz, suya, toprağa hıfz, suya, hayat, hıfz değil, hayat. Ondan sonra ateş vesaire, o bir şey geçiyor latif noktalarında. Bu dört mevsimde, bunu kastediyorum, dört latifi, dört unsur. Evvela, yüzeyi, yani dördünü yaşıyor bu insan. Teklifi nerede yaptı? Cenab-ı Hak mı? Evet. Ene'ye yaptı abi. Sırrı hiç konuşmayacaksın. Sır yok, öyle bir şey yok. Mabeyn yoktur diyor. İnsanla benim aramda mabeyn yoktur. O artık bir sil, böyle bir şey. Duydun bitti. Ne konuşacaksan bundan sonra gene Ene'desin. Ene'ye gel. Teklif Ene'ye yapıldı. O aldı. Sırla hiç alakası yok daha. Başka bir şey yok. Teklif olabilmesi için ihtiyar olması gerek. İhtiyarı çok aşağılarda. Üniversite diplomasına, lise diploması olduğu gibi ihtiyar iradenin içinde. İradeye yapıldı. İradeye mi yapıldı? İradeye yapıldı. İrade de Ene'deki Allah'ın subutu sıfatında ilim, irade, sem, basar, kelam, kudretteki iradeye yapıldı. Böyle mahluk değil irade. İrade mahluk değil abi. Vacip de değil. Ayna, güneş. Aynadaki güneşe 16. söz ne aynı ne gayr. Bil kıymeti, iradenin kıymeti, mahluk değil, verilmemiş, verilmiş, mahluk, mahluk değil, böyle bir şey. İrade, aynadaki güneş, Ene'deki Allah'ın subutu sıfat tayin edince irade, o Allah'ın aynadaki, yani ayna ruh şey, aynası, ayna ruhtur, Ene'de ruh demeyelim ama öyle bir şey. İrade, Ene'deki taayyun ve teşahhus etmiş irade. Mahluk mudur? Değildir. Vacip midir? Değildir. Ona teklif edilmiş. Bunlarla mı kaldıracağım? Ruh, kalp, diması, bu abi bunlarla kaldıramazsın. Kalka alama, kaldıramadı diyor. Abi ruhla kaldıramazsın emaneti. Allah'lık hakikatını. Emanet, Allah'lık hakikatı demek. Bunlarla öğrenecek miyim? Bunlarla kalkmayacağını söylüyor zaten. Kalp, ruh, yani gök, zemin, dağ. Yani diyor ki akılla,
kalple, ruhla Allah'lığı taşıyamazsın. Ruh zaten mahluk, cihaz, akıl, cihaz, kalp, harita. Bunlarla Allah'lık kaldırılamaz. Allah'lık vacip, vacibül vücut da değil. Zat-ı vacibül vücut, hele silelim bunu zat-ı başı. Olmaz, kalkmaz, muhatab-ı ilahi olamazsın. Akılla kalple nakıs olur. Sana bu şeyle emanet neye verildi diye sorulmaz mı abi? Neye verildiği sorulduğu anda hala sen buradasın. Veren yok ki. Veren yok alan bir şey yok ya. Veren bir şey yok. Değil bunlar. Ha bu mu? Evet, bunlar neye takıldı bize? Dedi ki emeği oluştursun. Allah'ın varlıksız Allah. Varlık. Varlıklar varlıksızlığı oluştursun. Şimdi bunları ortadan kaldırırsan ene de yok da. Onu dedim ya, bunlarla onu mu öğreneceğim diyormuş. Ha, bunlarla öğreneceksin ama kaldıramaz yani. Kaldırmayı da. Bunlar teklif edilememiş zaten. Bunlarla öğreneceksin. Şu anda öğrenmiyor muyuz? İşte onu diyorum. Ha, tabii akıllı öğreniyoruz. Ha. Öğrenmek başka bir şey. Ama tahammül edemez abi. Mesela diyelim ki ben yük taşıyorum, tahammül ederim. Abi bir ton koyarsan edemem yani. Ha, ben bilirim ton ne kadar olduğunu, tartarım. Cihaz tartmadır. Kantar tartıyor mu abi? Tartıyor. Araba kaldırır mı bir ton? Kaldırır. Ben niye kaldıramıyorum? Ben yaptım arabayı. Ha, ene benim, araba enedir. Tamam mı? Çünkü arabayı ben yaptım, benim yaptığım tonu kaldırıyor da ben yaptım. Ben niye kaldıramıyorum? Sen başka bir şeysin. Bunlarla bileceksin. Tamam. Ama o tahammül ettiği, bunun arkası diyor. Yani bunlar, bunun arkası. Abi gel de bunları duymadan, duymadan, bunlarla meşgul olmadan bu sistemi, bu değerleri çöplük dağıtacağım. Şöyle bir şey olabilir mi? Aslında ayna dedi de, yani ben ayna olsam, kendime baksam her şeyi gösteriyorum. Ya ben neyim? Sonra karşımda... Ayna kendisini hiç göstermiş, duydunuz mu? Sonra karşımda bir zat durdu. Ben oyum desem, hani ben de çünkü o gözüküyor, ben oyum desem, o değilim. Ayna abi, ayna çok güzel. Ayna, çok güzel. Hiç ayna gösteriyor mu kendisini? Kendisini gösterse karşıyı gösteremez. Yutar çünkü. Kendisini göstermeyen tek belki varlık aynadır. Aynanın hiçbir şeysi yok. Aynayı da aslında şey düşünmek lazım abi. Yani şu bizim duvardaki aynadan ziyade şeffaf ayna var ya. Şeyde. Cam mı? Cam. Camın hani biz arkasında sır diyoruz da mesela arkası karanlık olduğunda zifir karanlıkta gene ayna oluyor. Kendini görüyorsun. Yani mesela dışarı sokak karanlık olsun. Zifir karanlık. Ben olursa şu cam adam olursa ha, pencere yani, camına ha, bakın öbür, kendiniz gözüküyor. O arkasına sürülmüş sır bana şey yapıyor. Sürülmek adem, değil. Adam olursa arkası karanlık yani yokluk olduğunda adem o ayna olursa şey başlıyor. Evet. Hemen yansıtıyor. Boya altına değil şu. Çünkü güneş vurduğu zaman giriyor. Yani ama karanlık şey, da giriyor biliyor musun? Kendin mesela çok gece mesela köyde falan karanlıksa aynı şey cama baktığında kendini görürsün. Çünkü arkası zifir karanlık. Evet. Hiçbir ışık olmadığında gösteriyor. O zaman ayna sen misin? Hayır. Nesin ya işte o sen karışık, değilsin ki Adem sen değilsin. Adem desen... Ben öyle. Adem'im desen değilsin. Ben ötekiyim desen tövbe aşağı. Orada da bir şeyiz işte. Hasan abi şeyde peki o sıralamada Mehmet abi dediği gibi emanet verildikten sonra mı teklif verildi yoksa emanetle teklif aynı şey mi? Aynı anda mı oldu? Şimdi... Öncelik sonralık değer esmasına bakıyor. Esmasız olduğu için öncesi sonrası yok. Ya da kavram olarak aynı şey mi öyle diyelim. Önce sonra demeyelim. Emanet de ene aynı değil. Hayır. Yok emanetle teklif aynı şey mi? Hayır. Emanet ayrı bir şeydir. Teklif ayrı bir şeydir. Ya, mantıken şöyle emaneti almışsa aldım ben artık sana teklif edebilirim ben bu işi gibi geliyor bana. O zaman teklifi şey yapmış. Zaten verirken söylemiş oluyor, söylerken vermiş oluyor. Aynı şey. Aynı şey. Yani mesela şöyle diyor. Diyor ki, ey Sema suyunu kes. Derken oluyor, olurken söylüyor. Nereden biliyoruz bunu? Latif Nükle diyor ki, ilim aynı kudrettir, kudret aynı ilimdir. Ya illa ki o açıdan cevaplamıyor. Yok ama o zaman şöyle yapalım. Tabii yani. Yani ilk önce teklif ediliyor, teklif edilmeden bir şey verilmez. Sen bana bir şey veriyorsun. Uzat onu bana, diyorsun ki ne tam nedir de ne?
Kim alır böyle? Hemen çocuk alır. Bana nedir, neydir, neynesi, niye uzattın demeyen ya hayvandır ya çocuktur. Ama insan, hayırdır, ne bu? Niye veriyorsun? Kimsin? Demez mi? Teklifle emanet aynı şey, aynı anda olmuştu. Oldu ama aynı şey değiller. Aynı şey de değil. Değiller. Tövbe, teklif. Yani al bunu. Bir de kalemle al bunu. Al bunu var, bir de kalem var. Aynı şey. Yani şöyle olabilir mi? Mülk melekut gibi emanet ene desek, teklif de rüzname, takvim, onları anlaması. Teklif aldıktan, şey yapıldıktan sonra, sistem kurulduktan sonra tecrübe ve imtihan diyor 29 sözde. Ondan sonra yapılıyor. Yani bizde ters çalışıyor. İlk önce teklif ediliyor, sonra veriliyor ya. Orada öyle değil. Veriliyor, teklif ediliyor. Nereden alıyoruz? 29 sözde diyor ki, bu dar-ı tecrübe ve imtihana gelenler, tamam mı? İstidat ve kabiliyetin neşinema şahı için teklif edilmiş. Teklif edilebilmesi için, bak bu Kur'an Muran, Kur'an sonra teklif ediliyor, ona uygun olmalı. Yani istidattan bir kuvveden bir fiile çıkartmak diyor ya, Remiz Dinci bir nokta. Yani mesela bu ters çalıştığına bir örnek vereyim 11. sözde. Biz dünyada ilk önce anne karnında çocuk inşaat olur, inşaat. İnşa, sonra ihya gelir, hayat, sonra ruh gelir. İlk önce bina olur, içinde insan oturur, sonra ruh. Diyor ki ahirette, yani bu dünyada ilk önce inşa, sonra ihya, tamam şey, inşa, ihya, hayat, sonra ruh veriliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, Rahul maddede, anne karnında çocuğa 4. ayda ruh geliyor. İlk önce inşaat yapılıyor, sonra hayat başlıyor, sonra ruh. Tamam mı? Şimdi ahireti nasıl biliyor musun? Ahiret. Sözlerde diyor ya, ilk önce ruhların gelmesi var diyor. Sonra diyor, ruhların gelmesinden sonra ihyası var diyor. Sonra inşası var diyor. Ters. Hatırladınız değil mi? Evet. Ters. Yani mesela ahirette başka bir tersi söyleyeyim. Dünyada her şey aşağıdan yukarıya büyür. Kök aşağıdadır. Ahiretteki ağaçların kökleri yukarıdadır. Dalları böyledir cennette. Yani cennetteki ağaçların kökleri Sidret-i Muntaha'dadır. Kökleri oradadır. Ağaçlar böyle insanları kaplayacak. Yani aşağıdan yukarı büyüme değil, yukarıdan aşağı büyümedir. Yani böyle olmuş adeta şu. Şu, şöyle. Çünkü biz tersteyiz ya. Yani. Düz ihtiyarından vazgeçtim dediği ne? İrade. O kendisi de nerede? Kendine nereye vardı o? Ben ihtiyarımda vazgeçtiği anda diğer zatın makamı vicdaniyatın içinde şeydedir. Enes'inde varmış. Enes'inde. Tabii o Enes'inde. Miracını bitirmiş. Tabii miracını bitirmiş. İhtiyarımda vazgeçme ne demek ya? Miraç, Miraç'ıdır. Miraç'ın adıdır. Nasıl dersin ya? Düşünebiliyor musun? İhtiyarında hayal edebiliyor musun? Hayal et. Seni hayal edemediğin adam var mı? Bir hayal etsene ihtiyarında vazgeç. İrade, ihtiyar vazgeçmek ne demek? Böyle de değil. Böyle böyle. Şimdi sen benim hayal edemediğimiz birileri yaşamış. Şimdi kalkıyorsun. Kalkıyorum. Buna dil uzatıyor. Mevlana'nın amcası ne olur? Dil uzatmış Mevlana'ya da. Dili yamulmuş. Sonra ister istemez işte çare bulamamış. Gelmiş dua et efendim demiş. Hiçbir şey dememiş. Bak böyle olur işte adamın aleyhine bulunursan. Ağzın burnu yamul dememiş. Demiş. Demiş ki kardeşim demiş. Biz demiş saray âli. Âli bir sarayın kapısında bir köpeğiz demiş. Sen sarayı ailenin kapısındaki köpeğe bir laf dersen sarayın padişahına dokunur. Onun için köpeğine de bir şey deme sarayın hatırı için. Bu sefer padişaha dokunursa bak böyle. Şimdi bu yamulur, sonra kalbin yamulur. Tamam.